Bu konumuz başlık olarak Kur'an-ı Kerim'de birbirine karıştırılan harfler. Peş peşe geldiğinde özellikle daha çok bu karıştırma oluyor. Halbuki onların ayrı ayrı mahreçlerinin olduğuna dikkat ederekten telaffuz etmemiz gerekiyor. Birinci yakınlık hemze ile ayın arasında. E, boğazın aksasından en uzak noktası olan göğüs ile bitiştiği yerden çıkan bir harftir. Ayn ise boğazın ortasında çıkan bir harftir ve boğaz sıkıştırılarak çıkan bir harftir. E, A, I, I, U, U, A, A, I, I, U, U, N, An, in, ayn, un, un. İkinci birbirine karıştırılan harflerimiz T ve D harfleridir. Bu iki harfimiz dil ucu, üst, ön dişleri harflerinden ikisidir. Dilimizin ucu, üst ön dişlerin diş köküne temas etmesi, ortasının üst damağa kapanması, dilimizin kökünün de istila gereği karşısı olan üst damağa yükselmesiyle çıkan bir harftir. Dolayısıyla kalın bir harftir. T harfi ise istila sıfatı yoktur, ıtbak yoktur. Cehir değil, hem sıfatı vardır. Şiddet sıfatında bir ortaklıkları var. Galgale sıfatı da yoktur. Dolayısıyla her nedense bu iki harf birbirine özellikle incelik kalınlık yönüne dikkat etmeden işte kalın telaffuz edilir T mesela. Beraber bir arada geldiklerinde örneklerde göreceğiz biraz sonra. Öyleyse bu hata büyümeden şimdiden harf taliminde bu farklılığa dikkat ederekten yeteri kadar harf talimi yapmamız gerekiyor ki bu hata büyümeden önünü alalım. T, do. T, duy. Tu, du. Te, do, ti, duy, tu, du, ten, don, tin, duyn, tun, dun. Diğer karıştırılan iki harfimiz S ve sin harfleri. Peltekliğine dikkat edilmezse birbirinin yerine geçebiliyor. Sin'de peltek yapılırsa S'nin yerine geçebiliyor. Özellikle peş peşe geldiği veya bir kelimede bulunduğu durumlarda bu hataya düşülebiliyor. Öyleyse talimini buradan yapıp tedbirini şimdiden almamız gerekiyor. S, S. Si, si. Su, su. Sa, sa. Si, si. Su, su. Sen, sen. Sin, sin. Sun, sun.
Diğer karıştırılan iki harfimiz, birisi iki gözlü güzel he, diğeri de boğaz harfi, ayının kardeşi olan he. Gördüğünüz gibi boğaz hafif sıkılarak çıkarılan bir harf, he harfi. Ama diğeri he, alfabedeki he harfinin aynısıdır, birebir karşılığıdır. He, he. Hi, hi. Hu, hu. Ha, ha. Hi, hi. Hu, hu. Hen, han. Hin, hin. Hun, hun. Harflerden birbirine karıştırılan diğer ikili harfimiz h ve noktalı h harfidir. Halbuki birisi ince, birisi kalın. Birinde hırıldatma var, diğerinde yok. Hırıldatma derken tabii ki çok aşırı abartılı bir hırıldatma değil. Ğayn harfinden hareketle nefese akıtırsak ha oluyor, hapsedersek o. Akıt, ha, hapset, o. Akıt, ha. Doğrusu budur. Ama yapamayan için bari hırıldat da ha ile karışmasın diyoruz. Mahreç bakımından. Şimdi ihtimallerini telaffuz ediyorum. Ha, ho. Hi, hi. Hu, hu. Ha, ho. Hi, hui. Hu, hu. Han, han. Hin, hin. Hun, hun. Birbirine karıştırılma ihtimali olan iki harfimiz del ve dot harfleri. Özellikle kesreli okuyuşta dot harfi del harfine döndüğü çok vakidir. Öyleyse bu hata büyümeden tedbiri harf taliminde alınmalı. İhtimallerini okuyorum. De, lo. Di, lui. Du, lu. De, lo. Di, lui. Du, lu. Den, lon. Din, luin. Dun, lun.